Evet arkadaşlar şimdi ışık renklerinin oluşturduğu renklerle ilgili örneklerimize bakacağız. Şimdi bize denilmiş ki şeklimizde bölgelerin oluşturduğu renk değerlerini belirleyiniz denilmiş. Öncelikli olarak bölgelerimizi bir belirleyelim. Birinci bölge diyorum. ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge. Şimdi buradaki kırmızı ışık dikkat edersek bütün bölgelere ışık düşürmüş. Yani Birinci bölgede, ikinci bölgede ve üçüncü bölgede kırmızı renkte ışınların olduğunu söyleyebiliriz. Sonra yeşil ışığımızın sadece 1 ve 2 numarada düştüğünü söyleyebiliyorum. Mavi renkteki ışığımızın ise 2 ve 4 numaralı bölgeleri aydınlattığını söyleyebiliriz. Kırmızı artı yeşil bizim için ne renkte arkadaşlar? Sarı. O zaman birinci bölge artık sarı renktedir. Kırmızı artı yeşil artı mavi bize beyaz rengi verecekti. Demek ki ikinci bölge bizim için beyaz renkli. Üçüncü bölgenin ise kırmızı renkli olduğunu söyleyebiliyorum. Peki dördüncü bölgemiz kırmızı artı mavi bize magentayı veriyordur diyebiliriz. Bölgelerin renklerini belirleyiniz denilmiş. Arkadaşlar kırmızı renkli kaynaktan ışık kaynağımızdan yolladığımız ışınlar ile. Artık şu kısım bizim için aydınlanamadı. E peki bir de şu noktadan bir ışın yolluyorum. Buradaki kaynaktan çıkan ışınlar M ve N noktalarına ışık düşürmüştür diyebiliyoruz. Mavi renkli ışık kaynağımızdan çıkan ışınlarımız ise artık ışınlarımızı düşürüyorum. Dikkat edersek yukarı kısımları aydınlatamadık ama N bölgesine ve P bölgesine mavi renkte ışınların düştüğünü söyleyebilirim. Arkadaşlar şimdi K ve L bölgesi iki kaynaktan da ışık alamadığı için siyah renklidir diyebiliriz. M bölgesi sadece kırmızı ışık kaynağından ışık aldığı için artık kırmızı renkli. N bölgesi kırmızı artı mavi ışık kaynağından ışık aldığı için magentadır diyoruz. P bölgesi ise sadece mavi ışık kaynağından ışık aldığı için mavi renklidir diyebiliyorum.